Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Rabide tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Rabide, özel geciktirilmiş salınımlı enterik formülasyonu sayesinde midede parçalanmaksızın bağırsaklara geçen ve burada emilen beyaz, yuvarlak, bikonveks enterik kaplı bir tablettir. Her bir enterik tablet 10 mg dextrabeprazol içerir. Rabide, 28 enterik kaplı tablet içeren blister ambalajları içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Rabide, proton pompası inhibitörleri adı verilen ilaç sınıfında yer almaktadır. Bu sınıftaki ilaçlar, mide asidi salgılamasında önemli bir yeri olan ve midedeki bazı özel hücrelerde bulunan proton pompası denilen sistemin çalışmasını engelleyerek mide asidinin azalmasını sağlarlar. Mide asidinin azalması, mide bağırsak ve yemek borusunda bulunan ülserlerin iyileşmesini ve ağrının giderilmesini sağlar. Rabide, 12 parmak bağırsak ülseri, aktif selim mide ülseri, semptomatik erozif ya da ülseratif gastroözofajör reflü hastalığı tanısı konulmuş hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. Gastroözofajör reflü hastalığı, mide sıvısının anormal bir şekilde üstteki yemek borusuna geçmesi ve burayı aşındırması veya ülserlere yol açmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Rabide aynı zamanda gastroözofajör reflü hastalığının uzun dönemli tedavisi için orta derece ile çok şiddetli gastroözofajör reflü hastalığının belirtilerinin giderilmesi için ve mide asidinin sürekli olarak çok miktarlarda bulunduğu bir hastalık tablosu olan Zollinger-Ellison sendromunda da kullanılır. Rabide ayrıca uygun antibiyotik ilaçlar ile kombinasyon şeklinde mide ülserleri oluşmasında rol oynayan bir bakteri olan Helicobacter pylori indikasyonu içinde kullanılmaktadır. Rabide'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Rabide'yi şu durumlarda kullanmayınız. Dextrabeprazole veya formülasyonundaki herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılığınız varsa, bebeğinizi emziriyorsanız, hamileyseniz veya hamile olduğunuzdan kuşkulanıyorsanız, 12 yaşından küçük iseniz, atazanavir kullanıyor iseniz, midenizde tümör varsa, karaciğer hastalığınız varsa, digoksin veya ketekanazol içeren ilaçlar kullanıyorsanız, Rabide'yi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Rabide tedavisinin yanıt alınması, mideye de yemek borusundaki habis hastalık bulunmadığını göstermez. Bu nedenle Rabide'ye tedavisine başlamadan önce habis olma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Diğer proton pompası inhibitörleri veya benzidamizollere çapraz aşırı duyarlılık riskiniz varsa, başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza bağlı kırık riskiniz varsa, kanınızdaki magnezyum miktarı düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz, kanınızdaki magnezyum miktarını düşürebilecek ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuz periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeylerini takip etmek isteyecektir. En az 3 ay süreyle proton pompası inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar ile tedavi görmekteyseniz, Rabide tabletin yiyecek ve içecek ile kullanılması, Rabide yiyecek ve içeceklerden etkilenmemektedir. Ancak günde tek doz tedavi gerektiren durumlarda sabahları aç karnına bir miktar sıvı ile alınız. Rabide tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Rabide'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi enfeksiyon, uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, yutak iltihabı, nezle, ishal, kusma, bulantı, karın ağrısı, kabızlık, mide bağırsakta gaza bağlı şişkinlik, tanımlanmamış ağrılar, sırt ağrısı, genel bir kuvvetsizlik, güçten düşme hali, grip benzeri hastalık. Yaygın olmayan yan etkisi sinirlilik, uykululuk hali, bronş iltihabı, yüz kemikleri içindeki hava boşluklarının iltihabı, hazımsızlık, ağız kuruluğu, geğirme, döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık, kas ağrısı, bacakta kramplar, eklem ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu, göğüs ağrısı, titreme, ürperme, ateş, karaciğer enzimlerinde artış. Seyrek yan etkisi, kandaki parçalı hücre sayısında azalma, akyuvar sayısında azalma, kan pulcuğu sayısında azalma, akyuvar sayısında artış, aşırı duyarlılık, iştahsızlık, ruhsal çöküntü, görme bozukluğu, mide iltihabı, ağız içinde iltihap, tat duyusu bozuklukları, karaciğer iltihabı, kaşıntı, terleme, deride kabarcıklı reaksiyonlar, kilo alma. Sıklığı bilinmeyen yan etkisi, kanda sodyum azlığı, çevresel dokularda su toplanması, zihinsel karmaşa hali, erkeklerde meme büyümesi. Rabide tablet nasıl kullanılır? İlacınızı nasıl ve ne zaman alacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın tavsiyelerini izleyiniz. Aldığınız dozu ve tedavi süresini kendi kendinize değiştirmeyiniz. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışarak kontrol ediniz. Erişkinler ve yaşlılarda doktorunuzun size reçete edeceği olan önerilen doz aktif deodorant ülseri, aktif selim mide ülseri ve semptomatik erozif ya da ülseratif gastroözofajör reflü hastalığı için günde bir kez sabahları aç karnına bir miktar su ile alınmak üzere bir tane enterik kaplı tablettir. Aktif deodorant ülserinde ise Rabide ile tedavinizin 4 hafta sürmesi beklenmektedir. Ancak doktorunuz bu süreden sonra tedavinizi 1-4 hafta daha sürdürmeye karar verebilir.
Aktifseli mide üzerinde ise Rabide ile tedavinizin 6 hafta sürmesi beklenmektedir. Ancak doktorunuz bu süreden sonra tedavinizi bir 6 hafta daha sürdürmeye karar verebilir. Gastroözofajik reflü hastalığı için doktorunuz 4 ila 8 hafta süreyle Rabide almanızı isteyecektir. Gastroözofajik reflü hastalığı idame tedavisinde uzun dönemli tedavide günde bir kez bir tane enterik kaplı tablet kullanılabilir. Gastroözofajik reflü hastalığı idame tedavisinde tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Eğer uzun dönemli tedavideyseniz belirtilerinizin ve doktorunuzun gözden geçirilmesi için düzenli aralıklarla doktorunuza görmeniz gerekecektir. Zollinger-Ellison sendromunda önerilen başlangıç dozu günde 30 mg'dır. Doz ihtiyaca göre 60 mg güne kadar artırılabilir. 50 mg güne kadar dozlar günlük tek doz şeklinde verilebilir. 60 mg günlük dozlar günde 2 kez 30 mg şeklinde bölünmüş dozlar olarak alınabilir. Bu hastalıkla tedaviye doktorunuzun gerekli gördüğü sürece devam edilmelidir. Helicobacter pylori enfeksiyonunun giderilmesinde Rabide tedaviniz 2 antibiyotik ile kombinasyon şeklinde 7 gün sürecektir. Deneyimler Rabide'ye almaya başladıktan sonra birkaç gün içinde ağrının iyileşmeye başladığını göstermektedir. Ancak ağrının iyileşme süresi hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Uygulama yolu ve metodu ise Rabide enterik kaplı tablet ağız yoluyla alınız. Bütün olarak yutunuz. Tableti çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, Rabide'nin 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Yaşlılarda kullanımı, özel kullanımı yoktur. Rabide'nin saklanması. Rabide'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan ve nemden koruyunuz. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.